Devletler, bankalar ve birçok sektör teknolojinin de yardımıyla çalışanlarını evden çalıştırdı. Bu birçok sektörde hala devam ediyor. Dahası bazı şirketler bunun kalıcı olmasının yollarını arıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi de evden çalışma konusunda bir araştırma yaptı. Fakülte dekanı Profesör Doktor Sayın Yorgun konuğumuz oluyor efendim. Kendisiyle bu araştırmayı şimdi konuşacağız. Sayın Yorgun, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz evden çalışmaya alıştık mı efendim? Yaptığımız araştırma bunu gösteriyor. Tabii bu şu anlama gelmesin. Her şey güllük gülistanlık olarak da düşünmeyelim. Ancak yaptığımız araştırma beyaz yakalı çalışanların evde çalışmaktan mutlu olduklarını, sorunları olsa da mutluluk düzeyinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda alıştığımızı söyleyebiliriz. Peki işverenler bu konuda daha mı yapıcılar, yoksa bu konuyu işverenler ne kadar benimsedi? İsterseniz bir oran vererek bunu açıklamaya çalışayım. Çalışanların ihtiyaç duyduğu teknik destekler açısından baktığımızda işletmelerin üçte birinin destek vermediğini görüyoruz. Yani bilgisayar gibi, telefon gibi, internet gibi bir takım ihtiyaçlarını karşılamadığını görüyoruz. Ama üçte ikisinin ihtiyaçları karşıladığını görüyoruz. Ve memnuniyet düzeyinin yüksek olması hiç kuşkusuz verimliliği de olumlu etkiledi. Bu açıdan işverenlerin kalıcı uzaktan çalışmayı da gündemlerine aldıklarını söyleyebilirim. Şimdi verimlilik açısından dediniz. Ne sonuçlar alındı? Yaptığınız araştırmada verimlilik açısından nasıl bir tablo var? Şimdi öncelikle çalışanların iş hayatı ve özel hayatı dengeleme noktasında kendilerini daha şanslı hissettiklerini görüyoruz. Tabii zaman zaman iş hayatıyla özel hayat karışabiliyor, birbirinin içerisine girebiliyor ama neticede ben çalışma hayatımı düzenleyebiliyorum, çalışma saatimi belirleyebiliyorum diye sorduğumuzda çalışanların yarıdan fazlasının buna olumlu cevap verdiğini görüyoruz. Yine çalışma ortamı açısından baktığımızda evde çalışmaktan daha mutlu olduklarını görüyoruz. Daha güvende hissediyorlar kendilerini. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda bu olumlu hususlar hiç kuşkusuz şeyi de etkiliyor, süreci de etkiliyor. Çalışanların verimlilik düzeyini de olumlu etkiliyor. Araştırmada şimdi salgın çalışma hayatını değiştiriyor diyorsunuz. Birçok şirketin de bu uzaktan çalışmayı bazı birimler için bile olsa kalıcı hale getirme arayışında olduğunu da görüyoruz. Yine araştırma sonuçlarına baktığımızda. Ne değişecek çalışma hayatında? Aslında çalışma hayatında bazı yönleriyle köklü bir değişim olacak. Ama şunu unutmayalım. Bu köklü değişimin bazı alanlarda ortaya çıkacağını söyleyelim. Mesela beyaz yakalı çalışanların çalışma anlayışı ve çalışma mekanı açısından ve çalışma süreleri açısından bir değişimle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Mekana ve zamana bağlılıkta köklü bir değişim yaşama aşamasındayız. Ama hiç kuşkusuz bütün işleri uzaktan yapma imkanımız olmadığı için bu kastettiğim hususlar uzaktan çalışma imkanını elde edebilecek çalışanlar için söylüyorum. Bu işe uygun meslekler için söylüyorum. Ve bu çerçevede meseleye baktığımızda önümüzdeki dönemde uzaktan çalışmanın daha yaygın bir hale geleceğini ama Covid-19 döneminde yaşadığımız gibi bir zorunluluktan kaynaklanan bir durum değil. Tamamen iş şartların yeniden elden geçirilerek uzaktan çalışmanın kalıcı hale geleceğini söyleyebilirim. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Bütün çalışma ve meslekler için bunu kastetmiyorum. Şimdi beyaz yakalılardan bahsediyorsunuz. Çünkü beyaz yakalılara yönelik bir araştırma gördüğümüz kadarıyla. Özellikle şimdi çalışanların iş yaşam dengesini sağlamada yaşadıkları sorunlar da dikkat çekici. Ne tür sorunlarla karşılaştılar efendim? En temel sorunlardan biri hiç kuşkusuz kadınların yaşadığı sorunlar. Çünkü kadınlar hem ev işlerini hem de mesleklerini, işlerini evin ortamı içerisinde yapmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla neredeyse çift mesai diyebileceğimiz bir mesai harcadılar. O nedenle
kadınların yaşadığı sorunları biraz öne çıkarabiliriz. Yine çalışmada da ortaya çıkan bir sonuca baktığımızda %50'nin üzerinde özel odası olan veya ortak kullanabilen insanlar var ama bütün çalışanların kendilerine has bir odasının olmaması önemli sorun alanlarından biri. Yine konuşmaya başlarken ifade etmiştim. Uzaktan çalışma için gerekli olan bir takım teknik destekleri bazı şirketlerin vermediklerini görüyoruz ve bunu da çalışanların bizzat karşılamak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu ve buna benzer sorunlar maalesef devam ediyor ama önümüzdeki dönemde bunların da çözüleceği kanaatindeyim. Peki bu araştırmayı yaparken sadece çalışanlar üzerinden mi yoksa işveren üzerinden de çift taraflı bir çalışma mı yürütüldü? Bu konuda nasıl bir soru skalası hazırlandı? Bizim hedef kitlemiz beyaz yakalı çalışanlardı. 1000'in üzerinde beyaz yakalı çalışanlara yönelik bu çalışmayı yaptık. Ve çok farklı sektörlerden hiç kuşkusuz çalışanlar vardı ama ağırlıklı olarak finans, bankacılık, sigorta gibi, eğitim gibi bir takım uzaktan çalışmanın daha yaygın olduğu sektörlerdeki çalışanlar bu çalışmaya ilgi gösterdi. Bir başka özelliğini de söylemek lazım. Lisans düzeyi ve yüksek lisans düzeyinde çalışanların bu ankete ilgi gösterdiklerini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu söylediklerimizi bu çerçevede değerlendirmek lazım. İşverenler hedef kitlemiz değildi. Anladım. Şimdi yine notlarıma baktığımda salgın öncesinde katılımcılardan iş ortamını sakin ve keyifli bulanların oranı %33,5 olduğunu görüyoruz. Ortamını sakin ve keyifli bulmayanların oranı da sadece %20,4'tür deniyor. Peki evden çalışma ortamını keyifli bulanların oranlarını da sizden alalım. Evet, keyifli buldular. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Çünkü aile ortamı içerisinde çalışmanın getirdiği bir şansı kullandılar. Yine biraz önce söylediğim gibi bir takım özel konuşmalarını ev ortamında çok daha rahat yapabildiler. Tabii işiyle ilgili olsa da rahat yapabildiler. Ayrıca ulaşım gibi bir takım sorunlardan kurtuldular. Gürültüden kurtuldular. Daha önemlisi temiz havadan dolayı çok mutlu oldular. Çünkü o modern ofis ortamı içerisindeki çalışmalardan, gürültülerden bıkmışlık ön plana çıkmıştı. Tabii salgının da etkisiyle bu sonuçlar olumlu olmaya başladı. O nedenle %50'lerin üzerine doğru bir memnuniyetin ortaya çıktığını söyleyebilirim. İşveren ve çalışan açısından olumlu ve olumsuz yönlerini de sıralamanızı rica edebilir miyim bu keyifli olmanın dışında? Şimdi burada tabii işçiler açısından baktığımızda zamanı yönetiyor olmaları olumlu. İş ve yaşamı birlikte götürmeleri bir yönüyle olumlu ama bir yönüyle olumsuz. Yine bir takım maliyetlere katlanmak zorunda kalıyorlar. Hiç kuşkusuz burada da bir çalışanların sorun yaşadığını söyleyebilirim. Özel odaları olmayan çalışanların uzaktan çalışmalarının zor olduğunun altını çizmek istiyorum. Evet. Çok çocuklu ve yaşlıların bulunduğu ortamlarda çalışma ortamı yaratmak da kolay değil. Çalışanların bu tür zorluklarla karşılaştıklarını söyleyebilirim. İşverenler açısından baktığımızda ciddi bir maliyetten kurtulduklarını söyleyebilirim. Özellikle biraz önce söylediğim 1/3'lük kesim bir takım maliyetlere de katlanması gereken maliyetlere de katlanmadıkları için maliyetlerinin düştüğünü söyleyebilirim. İşverenler için de maliyet düşüşü ve motivasyon, verimlilik olumlu etkiler olarak ön plana çıkıyor. Az önce yine kadınlara yönelik bir örnek verdiğinizde kadınların biraz daha yorulduğunu söylediniz. O rakamlara da baktığımda evet. Kadınların iş yüküm nedeniyle tükenmiş hissediyorum dediğini görüyoruz. Evet. Bir cinsiyet ayırımı yaptığımız zaman kadınlar neden kendini tükenmiş hissediyor? Erkeklerin yardımcı olmaması buna neden mi? Evet, yani özellikle toplumdaki cinsiyete dayalı rol dağılımının yarattığı bir etki olduğunun altını çizmek lazım. Biraz önce de konuşmamın içerisinde yer aldı. Hem ev işleri hem de biraz önce bahsettiğim gibi işin bir arada olmasının getirdiği zorluklar kadınları daha zor durumda bıraktı. Tabii bunun bir başka boyutu da var. Özellikle bir takım hizmetleri dışarıdan alıyor olan kadınlar bu hizmetleri alamadılar.
bakıcıdan tutun işte dışarıdan yemek siparişi vermeye kadar bir sürü alanlarda kadın üretim yapmak zorunda kaldı. Ekmeği mutfakta üretmek zorunda kaldı. Aynı zamanda da işini yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla kadınların kendilerini daha fazla tükenmiş hissetmeleri aslında normal bir sonuçtur diyebilirim. Tek yaşayan beyaz yakalılara yönelik de bir araştırmanız var. Burada da araştırmanın bireylerin çalıştıkları işletmenin geleceği hakkındaki endişeleri söz konusu. Ne tür endişeler taşıyorlar? Şimdi öncelikle şirketin geleceğiyle ilgili, işlerinin geleceğiyle ilgili bir tereddüt yaşıyorlar, bir korku yaşıyorlar. Bu korku tek başına yaşayan çalışanlarda daha yüksek. Aile içerisinde büyüklerle birlikte yaşayan kesimlerde bu oranın, bu korkunun biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Ama geneli itibariyle işletmelerin geleceğinin belirsizleşmiş olması, risklerin artmış olması çalışanları ciddi ölçüde tereddüte düşürüyor, korku içerisinde bırakıyor. İş kaybetme korkusunun yükseldiğini söyleyebilirim. Peki efendim, bir başka boyut da bu evden çalışmanın kuralları muhtemelen olacaktır. Çalışma süresi nasıl belirlenecek? Nasıl olsa evdesin deyip mesai saati dışında iş talebi olabiliyor mu? Çalışanların verimli çalışması nasıl sağlanacak? Şimdi öncelikle bizim çalışmamızda şöyle bir sonuç çıktı. Çalışanların yaklaşık %55'i çalışma sürelerimi ben belirliyorum diyor. Dolayısıyla burada artık yöneticinin veya kurumun belirlediği bir çalışma düzeninden, çalışma saatlerinden çalışanın bizzat çalışma saatlerini belirlediği bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir değişimdir, önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. Ama hiç kuşkusuz bunun haricinde mesai saatlerinin belirlenmesinden tutun dinlenme saatlerine kadar, özel yaşamla çalışma yaşamı arasındaki dengenin kurulmasına kadar, bunlar arasında bir takım çizgilerin kurulmasına kadar bir sorunlar var. Mesela sorduğumuz sorulardan biri şuydu: sizin telefon veya e-mail gibi alanlara harcadığınız zaman salgın öncesiyle salgın sonrasını karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor diye sorduğumuzda evde çalışmada daha çok zaman ayırdıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bunları da kontrol altına alacak yeni kurallara ihtiyacımız var. Çalışmanın başlangıç ve bitişinden özel hayatla iş hayatı arasındaki dengenin sağlanmasına kadar iş hukukunda ve iş kanunlarımızda yeni düzenlemelerin gerekli olduğunu söylemek istiyorum. Peki bu konuda şimdi bu araştırma yaptınız. Araştırmayı hangi birimlere sunacaksınız? Bir sundunuz mu ya da bu araştırmadan nasıl yararlanılacak efendim? Amaç neydi tam olarak? Öncelikle şunun altını çizeyim. Bu araştırma ilk araştırmamız değil. İlk araştırmamız COVID-19'un küresel salgının ekonomik, sosyal, siyasal etkilerine yönelik bir araştırma yapmıştık. 24 hocamızın katılımıyla bu araştırmayı gerçekleştirmiştik ve Cumhurbaşkanımızdan bakanlıklarımıza kadar, sosyal politika kurumuna kadar tüm birimlere bu çalışmalarımızı gönderdik. Arzu edenler bu çalışmayı ve biraz önce bahsettiğim çalışmaları hem üniversitemizin web sayfalarından hem de fakültemizin sayfalarından ulaşabilirler. Dolayısıyla faydalanabilecek bütün kurumlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz tanımlayamadığımız bir sorunu çözemeyiz. O nedenle bu tür çalışmalara daha fazla ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde mavi yakalı işçilere yönelik de bir çalışma yapıyoruz. Bayramdan sonra bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. O çalışmayı yaptığınızda biz de tekrar değerlendirmelerinizi rica edeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu önemli bilgiler için. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yorgun bizimle birlikteydi efendim. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim. Biz ben devam teşekkür edeceğiz. Teşekkür ediyorum.